Evet annem. Hadi lütfen. Yapabilirsin aşkım. Evet aferin benim oğluma. Şimdi o kadar çok kıyafet var ki. Bir bunu temizlemem lazım. Bunu oraya atalım. Ama ben çok çabuk eşyalarından vazgeçebilen bir tipim. Onu öncelikle söylemek istiyorum size. Buradaki kıyafetler de hepsi size gelecek. Hepsini ayırdım. Gitti, şundan bir yarım saat önce duş aldı, giyindi, saçını yaptı, spreyledi ve öyle geldi. Akif yatarken bunu giyiyor. Ver, ben göstereyim. Benim bir tane eşyam çıkarsa ben ne istiyorsan yapacağım. Neyse, tamam yok. Merve'nin eşyası. Çıktım görüyorsunuz. Videonun başı bir saniye ben konuşayım. Sen her zaman konuşuyorsun. Bu kanalın sahibi şu an benim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapayım dedim. Bu videoyu var ya yemin ederim saatlerdir çekmeye çalışıyorum ve asla çekemiyorum. Şu dolap videosunu çekip artık kurtulmak istiyorum. Kaç saat sürecek? En ufak fikrim dahi yok. Barlas da şuradan beni zorluyor şu an. Kitabını yemeye devam edebilirsin oğlum. Yine dönmüş kendisi. Ben şimdi onun yanına gideceğim birazdan. Neyse hemen şu açılış yapayım. Ben buradan kayboluyorum. Arkamda nasıl gözüküyor en ufak fikrim yok. Çünkü videoyu nasıl çektiğimi görseniz yemin ediyorum gülmekten yerlere yatarsınız. Güzel bir başlangıç videosu yapmak istedim. Bu dolap videosu gerçekten güzel oluyor. Ben de izliyorum böyle YouTube'a girdiğim zaman dolap videolarını. Bayağı bir hoşuma gidiyor. Ayıracağım kıyafetleri, ayıracağım işte yazlıklar, kışlıklar falan derken böyle bir video olacak. Neyse çok konuştum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı asla unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı okuyorum. Sizler de fark ediyorsunuzdur zaten. Telefonunu yerinden çıkarttım ve yanına geldim. Dönmeye başladık ya, bu kolumuzu çıkartmaya çalışıyoruz. Annem çıkartabilirsin. Yapabilirsin aşkım. Evet anneciğim, yapabilirsin. Ben sana güveniyorum annem. Kolunu çıkartabilirsin oradan aşkım. Hadi benim meleğim. Hadi annesinin bir tanesi. Olacak. Ağlamak yok. Başarabilirsin. Evet annem. Hadi lütfen. Yapabilirsin aşkım. Şu an sinirleniyor onu çıkartamadığı için ama çıkartacak birazdan. Hadi. Hadi annem. Hadi. Evet çıkmak üzere. Çok az kaldı bebeğim. Hadi anneciğim çok az kaldı yavru kuşum. Çok az kaldı benim miniğim. Hadi anneciğim çok azıcık kaldı. Tokaya odaklanmış. Yani saç bandı. Neydi ya bunun adını unuttum ben ya. Şu an error veriyor beynim. Neyse siz anladınız bir toka yani neticede bu. Taç ha. Hadi çıkarttın anneciğim. Evet evet çok az kaldı meleğim. Evet aferin benim oğluma. Alkış koyalım şuraya benim aşkım. Çıkarttı kolunu ya. Aferin annesinin kızısına. Aşk oğlum benim. Alkış hak ettin. O zaman tacı alabilirsin. Bu sana ödül. Seni seviyorum ama ben dolaba gidiyorum şu an. Şuraya yerleştirdim. Yalnız buraya biz sığmayacakmışız gibi hissettim seninle ya. Şimdi o kadar çok kıyafet var ki. Bir bunu temizlemem lazım. Bunu oraya atalım. Mesela bunu vereceğim. Vereceklerimi de aslında şuraya atabilirim. Kazak da gitsin. Hadi bunu da verelim. Bununla da vedalaş. Ben çok çok vedalaşırım her şeyle bu arada. Bunu da verelim. Bunu da verdik gitti. Bunu da verdik gitti. Şu biliyorsunuz ki hamileliğim boyunca asla üstümden çıkartmadığım bence Trendyol'un en rahat eşofman takımlarından bir tanesi. Fiyatı da çok çok uygundu. Rengarenk aldım biliyorsunuz. Grisi var, fümesi var, bir de mavisi var bende. Bunlar giyilir. Bunlar ceket içine falan giyilir. Onlara vermeyeceğim. Bunları da çok seviyorum. Bunları da vermeyeceğim. Bunu da vermeyeceğim. Evet ben şimdi dolabı yerleştirirken şuna dikkat ediyorum. Pantolonların aynı renklerini bir araya yerleştiriyorum ve kesimlerine göre de genelde ayırıyorum.
Ve katlama şeklim hep böyle. O internette gözüken katlama şeklini çok denedim ama hiçbir şekilde sağlıklı ve düzgün olduğunu asla ama asla düşünmüyorum. O yüzden gördüğünüz gibi açık renkli kotlarımı buraya yerleştirdim. Koyu renkler burada. Burada da işte böyle mom jeanler falan boyfriendler olarak ayırdım. Siyahlarım da buradalar. Bu arkadaki eşofmanı da çıkartacağım. Şimdi kışlıkları ayırdığım için bazı şeyleri de buradan gerçekten çıkartmam gerektiğini düşünüyorum şu an. Beyaz pantolonumu alayım. Bu deriye. Siyah falan böyle hepsini bir ayıracağım. Mesela şu pantolonu veriyorum. Ver bunu Leylo. Mesela bunu da gönder gitsin artık. Yani kaç defa giydin diye sorarsam giymedim, verdim. Ya pantolonlarımı bu düzende ayırdığımı söyleyebilirim size. Kazaklarımı da bunları da hurçların içine koyup artık bazanın altına yerleştirme vakti geldi. Tekrardan merhaba. Dün bitiremediğim için dolapları. Bugün tekrardan devam ediyoruz. Bu tarafı bir nebze de olsa bitirmiş durumdayım. En son orayı da sizlere göstereceğim. Şimdi dolabımın bu tarafını yapacağız. Gördüğünüz gibi bir ton kıyafet var ve bunların hepsini ayıklayacağız birlikte. Bunu veriyorum. Ama ben çok çabuk eşyalarından vazgeçebilen bir tipim. Onu öncelikle söylemek istiyorum size. Mesela bu eteğimi hemen ayırıyorum. Şurada bir etek var. Bunu veriyorum. Bu çok oldu ya. Bunu da veriyorum. Bunu da Mango'dan almıştım galiba. Şunu da veriyorum. Zara'dan almıştım bunu da. Şu herhalde bu Nike tişörtünün yaklaşık bir 15 senesi var rahat ya. 15 senesi var evet. O kadar çok anısı var ki bende. Şu an beni şeye götürdü böyle spor yaptığım yıllara götürdü. Gerçekten güzel günlerde. Hiç kimenin daha etiketi bile üstünde duruyor. Ben genelde etiketleri kopartırım ama kopartmadıklarım duruyor. Şu verilecekleri sizle beraber gidelim bakalım neler verilecekti falan filan. Onlara bir katlayıp düzgün bir hale getireyim ki en azından açılsın her yer. Evet. Şimdi size vereceklerimi güzel bir şekilde katlayacağım. Daha sonra bunları böyle ayıklayacağım, ayıracağım. Böyle takım takım yapacağım falan filan. Bunları güzel bir şekle getirip sizlere göndereceğim. Seçeceğim aranızdan. Ve göndereceğim. Öyle çekiliş mekiliş falan bir şeyler yapmayacağım. Onu söyleyeyim de şimdiden. Gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğüm, bana yazacak diyen de ya da bu videonun altına da yaptırabilirim. Yani onu daha sonra karar verip zaten sizlerle de paylaşırım. Şimdi öylesine katlıyorum ben bunları. O kadar mutlu oluyorum ki şimdi bunlar size gidecek ya böyle hani bir şeyleri paylaşıyor olabilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Neyse ben şimdi burayı topluyorum ve görüşüyoruz. Ben şimdi şu benim yol hikayesi dolabı zaten siz izleyeceksiniz bunları. Ben bir kendi olan kısmımı yaptım, bitirdim. Akif'in bölümüne geçiş yapmış oldum. O da yarın evde. Evdeyken onun da vermesi gereken birçok kıyafet var ama asla vedalaşamıyorum. Arkadaşlar ben vedalaşamıyorum. Giymesem de... Bakın böyle bir şey vedalaşamıyor. Giymesem de, bir yere vermesem de o orada durmalı. Yani böyle şöyle söyleyeyim, 20 yıl önce almış olduğu kemerlerini atmıyor. Ben en son bir gün saklayarak attım, öyle düşünün yani. Neymiş? Ya belki bir gün takarım onu ya. Yani zorla attım, öyle söyleyeyim size. Yarın seni çok merak ediyorum, ne yapacaksın? Tamam, yarın görüşürüz o zaman. Bu dolap videosu bu arada bir günde biten bir şey olmadı biliyorsunuz değil mi? Yani ben kaç gündür bu videoyu çekiyorum çünkü dolabı bir türlü bitiremedim. Neyse kendi tarafımı bitirdim. Akif'in tarafı kaldı. Benim taraf çok sıkıntılı değil zaten. Çok da değil. O yüzden kolay biter benim. İnanmayın. Asla inanmayın. Bakın benim ne kadar kıyafetim varsa onun ya, da o kadar var. Ne alakası var? Senin daha çok. Abi nasıl benim daha çok? Bir sürü kıyafetim var. Ya ben çünkü biriktiriyorum. Ne biriktiriyorum?
güncellemiyorum. Sen güncelliyorsun. Çünkü ben biriktiriyorum, tamam mı? Hayır, diyorum ki şu tişörtü verelim mi? Bak çok eskimiş. Ya hayır, ben onu giyiyorum yatarken giyiyorum. Ya, arkadaşlar, benim için tişört hani bir süre giyilir, ondan sonra o pijama olur yani. Ya pijama olunca sonra yer bezi olur. Yani atmaya gerek yok, değil mi? Hayır. Bana pijama aldırtmıyor biliyor musun? Sırf bu yüzden. Geçen gidiyorum ki trend yolda baktığım çok güzel pijamalar gelmiş. Ne gerek var diyor. Ben zaten tişörtlerimden pijama yapıyorum kendime diyor. Merve değerlendiremeyen bir insan. Ben değerlendirebilen bir insanım. Verilecek şeyler ayrı, değerlendirilebilecek şeyler ayrı. Benim görüşüm o yönde. Ben tişörtü giyerim. Bir süre sonra onu pijama yaparım. Ama Merve yapmaz. Merve hep günceller. Bende güncelleme yok. Yani tamam. Yarın göreceğiz. Yarın ak kara belli olacak arkadaşlar. Hiç merak tamam. etmeyin. Tamam. Yarın Akif'in dolap düzeltme... Ne konuşamadım ya. Neyse. Biz videonun öbür tarafına geçebiliriz. Artık siz öbür tarafını göreceksiniz. Yani Akif'in dolabını düzenlerken ki halimizi. Evet. Akif'in dolabına hoş geldiniz. Arkadaşlar. Sonunda Akif'i kapıp getirebildim. Yani, çok zor oldu. Şimdi tam yatacaktım. İlla gel. Yok dolapları düzenleyeceğiz. Hayır. Yok şeyleri yapacağız dedi. Tamam. Bir şey geliyoruz. Söyleyeceğim. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sabahtan beri sana Akif demiyor muyum dolabını gel düzeltelim diye? Ya ama sen tamam da benim programımı hiç sordun mu? Sen bana ne dedin? Dün akşam bana dedi ki yarın bütün gün dedi video çekeceğiz, şöyle yapacağız, bunları yapacağız, şöyle yapacağız. Akif diyorum, tamam diyor, yapacağız diyor falan. Akif diyorum, bir iftara açtık, bir çay falan içeyim kendime geleyim arkadaş, diyorum, tamam. Şimdi şöyle, sen beni tanıyorsun, sormana bile gerek yok. Ben yemek yedikten sonra bir keyif yapmam lazım değil mi? Çay içeceğim, ha, ne bileyim oturacağım, hayır. Ondan sonra... Barlas'ı tıraş edeceğim, Barlas'ı tıraş ettik. Barlas'la oynayacağım. Ondan sonra ne bileyim, bir sohbet edeceğim. Hayır, bir de bir şey söyleyeceğim size. Hadi diyorum, ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, şundan bir yarım saat önce duş aldı, giyindi, saçını yaptı, spreyledi ve öyle geldi. Hani bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani bu giyinmiş halim. Bak lütfen, yemin ederim. Allah aşkına. Bir bakar mısınız? Ne alakalı? Yatacağız saat 11.30 oldu ha. Akşam oldu. Ben olmasam, ben var ya Akif böyle bir şey yapmış olsa inanın yemin ederim çok zor işim. Neyse babamı çözebilirim. Bence çok konuşmaya başlayalım. Yemin ederim çok fazla ben ayıracağımı düşünüyorum buradan. Benim giyinme alanım burası ama buranın içinde Merve'nin de eşyaları var. Nerede var? Akif nerede var? Ha, tamam. Hadi göreceğiz. Öyle dedi ya. Hadi bakalım. Benim bir tane eşyam çıkarsa... Ben ne istiyorsan yapacağım. Neyse tamam yok. Ha ne vardı, yok? Vardı ben gördüm, hayır. Almış olabilirsin. Neyi neyse var? Başlayalım. Çok ben de konuşmuyorum. Tamam hadi başla. Şimdi başla. Sen sıradan başla. Tamam. Şimdi şunu, bunu giymiyorum. Tamam ver, onu veriyoruz o zaman. Çıkart tamam, kaskıyı. Hani vedalaşabiliyorsun yani. Yo ver ya, ben sevmiyorum bunu zaten. Sevmiyorum. Şey. Niye aldık o zaman onu? Biraz önce şunu göstermiştim, bundan niye vazgeçtim. Vazgeçtim. Onu giyebilirim. Hiç sevmiyorum evet. Ver. Hiç sevmiyorum. Ver. Merve'nin eşyası. Görüyorsunuz. Videonun başında bir saniye ben konuşacağım. Sen her zaman konuşuyorsun. Bu kanalın sahibi şu an benim. Şu an bu kanalın sahibi benim. Merve ne demişti? Bir tane bile bir şey bulursan dedi. Neye iddia ediyor? Bak ben ne ama bugün anneler günü bu arada. İlk anneler günümüz. Ben çok şey yapmak istemiyorum. Kendisini de üzmek istemiyorum. Yani ben gördüm işte bu Merve'nin gömleği. Benim değil arasında. Senin bu. Yapma ya. Sen severek almışsın. Hayır al bakalım. Bu senin. At bunu. Bir insan bir şey söyleyeceğim. Yatarken şunu giyer mi? Göstereceğim. Akif yatarken bunu giyiyor. Şimdi ver ben göstereyim. İşte bunu da sen şimdi tutar mısın? Bunu veriyor muyuz? Bunu da vermiyorum. Ya ben giyiyorum ya. İşle ilgili bir şey oluyor vesaire. Biliyorsun. Arkadaşlar bu
Tamamen benim tarzımın dışında. Şey bunu Merve'nin zoruyla aldım. Tamam mı? Yok çok güzel, yok şöyle. Ya ben tabii ki bunu eşofmanın üstüne giyecektim. Arkadaşlar kış şekilde. Aylarında, kış Mayan aylarında mı? İstanbul'un kışı sert geçer diyeceğim de geçmez ama bunu kış aylarında şöyle giydiğim zaman yani evin içinde hani şey gibi, Rock de Chambour gibi düşünelim. Bunu göstermek istiyorum yani. Neden bunu giydiğimi göstermek istiyorum. Merve onu koyar mısın? Ne o da bu? Senin. Hayır, o da benim senin. Değil. O da Merve'nin. Ben koymadım onu oraya. Arkadaşlar bak bunu böyle çekiyorum. Böyle bir şey olamaz. Sıcacık tutuyor. Şöyle. Benim kıyafetlerim kim koydu? Şöyle mis gibi oluyor. Ben koymadım bunları buraya. Sadece üşümemek adına evin içinde bazen böyle oluyor. Giyiyorum. Merve de diyor ki sen bunu niye böyle giyiyorsun da şöyle. Ben bunu giyemem. Dışarıda giyemem açıkçası. Giyen vardır. Onlara buradan selam olsun. Yakışıyordur. Bana yakışmadı. Bakın. Gelerek deret. Benim Survivor mataram. Böyle veremeyiz ki zaten. Bunları bir çıkartacağız. Bir bakacağız yani. Bu kalıyor. Tamam. Bu... Bak mesela bu eskimiş o. Ver onu. Yani, hayır canım ne eskimiş? Mis gibi ya. Bu Merve'ye göre eskimiş diyor. Ne alakası var? Bu dursun. Bir kere bunların yeri buralar değil. Ya hepsi düzelecek. Ne yapıyoruz biz şu an? Dolapları düzenliyoruz ya. Bu yatarken giydiğim. Akif pijama giymeyi sevmiyor. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bence pijama çok böyle... Gereksiz geliyor benim için. Çünkü niye? Mesela bir tişört alırsınız, değil mi? Bunu şey yaparsınız, biraz zaman geçer. Ondan sonra onu pijama yapabilirsiniz yani. Şunu. Yok, bu da güzel. Akif de kıyafetlerini ayırdı. Benim ayırdıklarımla Akif'in ayırdıklarını en son size göstereceğim. Ne kadar ayırmışız? Tabii ki ben 5 çuval kıyafet ayırmışım. Akif'in ayırdıkları bir çuval olabilirse iyi yani. Ben, yani ayırdığına şükür ediyorum şu an. Niye? Ben giydiğim şeyler onlar. O yüzden giymesem de bunları kullanmasam da bu elbiseler benim elbiselerim. Giymesem de kullanmasam da. Şimdi şöyle. Ya bilmiyorum. Ben mesela bir şeyi öyle bir yıl falan değil. 2 yılda giyiyorum. 3 yıl, 5 yılda giyiyorum. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben düzgün bakıyorum kıyafetlerime. Şu an dolabında asla giymediği, üzerine almadığı o kadar çok kıyafet var ki ama vedalaşamıyorum. Seçenek. Bunlar seçenektir yani benim için. Beni gördünüz. Ben nasıl? Hepsini verdim. Her şeyi verdim. En son halinde dolapları düzeltip size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Akif seni kanalımdan gönderebilirim. Görüşürüz. Bye. Gidebilir miyim? Senin olan işin bitti. Bitti mi? Bu kadar. Mesai bu kadar. Tamam. Bye bye. Hadi iyi geceler, görüşürüz. Yani bu videonun herhalde kaçıncı günü bilmiyorum. 4-5 gündür dolap düzeltiyorum. Neyse bunları siz tabii ki toparlanmış haliyle göreceksiniz. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz, bay bay. Sonunda videoyu bitirmiş bulunmaktayım. Kesiyorum artık yani bu son kısmı çekiyorum ve bitiriyoruz. Yemin ediyorum kaç gündür çekmeye çalışıyorum. İnanın saymadım yani. Ama bugün 10. gün falan da olabilir. Onu da bilmiyorum açıkçası. Son günün şerefine böyle güzel giyinip gelmek istedim sizlerin yanına. Dolaplarımın şimdi içlerini göstereceğim. Malum bu kadar uzamasının nedeni de şunlar. Bebek var biliyorsunuz. Akif var biliyorsunuz. Hazırlanması gerekiyor. Süslenmesi, püslenmesi, kendini iyi hissetmesi. O yüzden birazcık uzun sürdü. Neyse hemen dolapların içine geçelim. Ben size orada anlatayım. Evet şu an dolabın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi hiç kıyafet kalmadı. Hepsini boşalttım yani. Herkes her şeyi verdim. Öyle söyleyeyim. Cinlerimi böyle koydum. Açık renkler işte. Koyu renkler falan diye yerleştirdim. Böyle olmasını seviyorum. İstediğimi çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Burada böyle tight pantolonlarım var. Onları buraya yerleştirdim. Burada işte siyah eşofmanlarım, böyle daha renkli olanları falan böyle yerleştirdim. Onun dışında şapkalar olan aşkımı zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şapkalarımı buraya dizmek istedim. Alt tarafı tamamıyla boş bıraktım ve en altta size göstermek istediğim bir yer var. Bence kesinlikle taytlarınızı o şekilde dizerseniz çok büyük yerden tasarruf edebileceğinizi düşünüyorum. Hemen orayı gösteriyorum.
Buraya böyle cüzdanlarımı falan dizmiştim. Kemerlerim falan burada duruyor işte, çantalarım falan. Buradaki yerde de dediğim gibi taytlarımı bu şekilde yerleştirmiş bulunmaktayım. İstediğim her şeyi burada rahatlıkla böyle çekip alıyorum ve kullanıyorum. Bayağı da yerden tasarruf etmiş oluyorum. Sizler de evinizde bu şekilde taytlarınızı muhafaza edebilirsiniz. Şuraya bakın ya, hiçbir şey kalmadı yani. Dolap bomboş gördüğünüz gibi. Dolabımızdaki bir diğer bölüm ise burası gördüğünüz gibi. Buraya yine tişörtlerimi koydum. İşte verecekleri verdim. Siyahlar, beyazlar falan diye böyle ayırdım. Hemen bu tarafa da gömleklerim, işte bu oduncu gömleklerim. Biliyorsunuz oduncu gömlek hastası olduğum için ben onları da buraya dizdim. Ceketlerim falan da hepsi burada duruyor. Alt kata gelecek olursak da hemen orayı da göstermek istiyorum size. Alt katta da şöyle jean ceketlerimi buraya yerleştirmiş bulunmaktayım. İşte pantolonda, etekte o tarz şeylerimi de buraya yerleştirdim. Gayet böyle düzgün oldu. Her şey bir bütün, istediğimi kolaylıkla bulabiliyorum. Burada da şöyle bir alanım var. İşte takım olanları, alt üst olanları buraya yerleştirdim. Onun dışında siliklerimi buraya koydum. Ve arka tarafı da gördüğünüz gibi hep böyle siyah. Renk renk ayırmayı seviyorum. Çünkü daha kolay her şeye ulaşabiliyorum. Buraya da Akif'in böyle yeleklerini, işte birkaç tane siviti vardı. Onları yerleştirdim. Deri ceketlerim çok vardı benim. Çok da severim deri ceket kullanmayı. Onların bir kısmını zaten vermiştim. Diğerleri de buraya yerleştirmiş bulunmaktayım. Bu tarafta da böyle montlarım var. Montlarımı da ayırdım ve verdim. Bayağı dolaplar rahatladı, onu söyleyebilirim öncelikle. Burası da Akif'in dolabının olduğu yer. Orasını da bayağı azalttık. Gördüğünüz gibi raflarda hiçbir şey kalmadı diyebilirim. Bunları da tatile götüreceğim. Buraya yerleştirdim. Yani kısaca hiçbir şey kalmadı ya. Akif de bayağı bir kıyafetini ayırdı vermek için. Benim kadar ayırmasa da ayırdı yani. Azıcık da olsa sonunda ayırabildi. Dolabımızı bu şekilde yerleştirdik. Bir de ben böyle her şeyi renk renk yerleştirmeyi çok seviyorum ve daha pratik olduğunu düşünüyorum. Daha kolay böyle her şeye erişebildiğimi düşündüğüm için o şekilde dolaplarımı yerleştirmeyi tercih ediyorum. Bu kısma geldiğimizde hemen gösteriyorum. Bu kısımda da yine Akif'in tişörtlerini böyle yerleştirdim. Gördüğünüz gibi siyahlar, lacivertler, işte maviler, yeşiller, beyazlar, renkler diye gidiyor. Hepsi ütülendi. Yerlerine yerleşti. Bu tarafta da yine jeanlerimiz var. Jeanleri de böyle renklerine göre ayırıp buraya yerleştirdim. Alt tarafa baktığımızda Akif'in gördüğünüz gibi böyle yine oduncu gömlekleri var. Bendeki hastalık onda da var bu arada. Hepsini buraya dizdik. Ceketleri, gömlekleri falan derken tam bu tarafımda da Akif'in böyle kot ceketleri, giyicikleri falan mevcut. Zaten bunları da videonun öncesinde sizlerle paylaşmıştım. Yani bu şekilde düzenlemiş oldum. Pratik, tight'tan özellikle çok pratik olduğunu düşünüyorum o şekilde yerleştirmenin. Sizler de evde deneyebilirsiniz. Çok rahat edeceksiniz. Bir de kıyafetleri böyle rengi rengine ayırdığınız zaman, yani benim için en azından daha kolay ve pratik olduğunu söyleyebilirim. Sizler de denemediyseniz deneyebilirsiniz. Bence gayet seveceksiniz. Şuraya gelecek olursak. Buradaki kıyafetler de hepsi size gelecek. Hepsini ayırdım. Birkaç poşetine ihtiyacı olan yakınlarım vardı. Onlara verdim. Bunları da size vereceğim. Yani bunlar da size gelecek. Haberiniz olsun. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi asla unutmayın. Biliyorsunuz ki yorumlarınızı okuyorum ve like bırakıyorum. Bir sonraki video inanın ne olacak? En ufak fikrim dahi yok. Bu videoyu bitirdiğim için inanılmaz mutlu hissediyorum kendimi. Beni izlemeye devam edin. Sizleri çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.